Usura d'oro. Sevgili izleyicilerimiz, bir Huzura Doğru programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizler adına yine bir sorumuz daha olacak. Bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Hocam, şimdi bir Müslüman dünyada uzun yaşamayı isteyebilir. Çok iyilik, hayır, hasenat yapmak için, efendim, ibadet yapmak için gibi bir şey duymuştum daha önce. Bunlar tamam. Evet, düşününce de makul. Daha çok ibadet edeyim, daha çok hayır hasenat yapayım diye düşünebilir bir Müslüman. Peki şu tarafı da var işin. Bir kimse dünyada zevk ve sefa sürmek için uzun yaşamayı isterse ne olacak? Bu dinen mahsurlu mudur? Mustafa Bey, kitaplarda çok açık net hüküm olarak bildirilmiş. Ne diye? Haram olan lezzetlerin içinde yaşamak için uzun emel sahibi olmak haramdır buyuruyor. Peki mubahlarla lezzetlenmek için tuğle emel sahibi olmak haram değilse de iyi değildir. Ve bir ölçü bildirmişler, çok yaşamayı değil, sıhhat ve afiyet ile yaşamayı istemelidir. Evet, doğru. Ölçüyü koymuşlar. Yani haram lezzetleri tatmak, tamam, haramlarda içki içmek, karı kız peşinde koşmak, on sana başkasının mülkünü çalmak, gasp etmek, onların malıyla, mülküyle işte gezmek, tozmak. Bu küllüm haramdır buyuruyor. Öyle değil efendim, helal yoldan ben kazanıyorum ama yine de işte dünya lezzetleri, helal yolun boh olan şeylerden caizse de buyuruyor, tavsiye edilmemiş. İyi görülmemiş, hoş görülmemiş. Peki sebebi ne? Sebebi tuğli emel sahibi hep dünya malına ve mekisine kavuşmak için ömrünü harcar, ahireti unutur buyuruyor. Tuğli emel, uzun emelli olmak. Uzun emelli olmak, uzun düşünceli. Yalnız zevk ve sefasını düşünmeye başlar. Çoluk çocuğunun bir senelik gıdasını hazırlamak uzun emel sahibi uzun emel olmazmış. Bir senelik nafakaya havaici asiye deniyor. Şu kitaplarında öyle geçiyor. Lüzumlu eşyadan sayılır. Nisap hesabına da katılmaz bunlar buyuruyor. Şimdi belki bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. İyi, başka sohbetlerde falan bazen aynı şekilde anlatıyoruz. Ölmeyi istemeyiniz. İşte ibadet yapınız, taat yapınız falan. Evet, o şekilde hadis-i şerifler de var. İnsanların en iyisi ömrü uzun, ameli güzel olan kimsedir. Hadis-i şerif bu. İnsanların en kötüsü ömrü uzun, ameli kötü olan. Yani bu tarafı da bu tarafı da. Madonna'nın iki tarafı da bildirilmiş. Ve bu hadis-i şerifte işte ölmek istemeyiniz, kabir azabı çok acıdır. Ömrü uzun olup İslamiyet'e uymak büyük saadettir. Ama hadis-i şerifin sonunda buyuruyor ki İslamiyet'e uymak. Ömrü uzun fakat İslamiyet'e uymak. Evet. O büyük saadettir. Ama ömrü uzun haramlarda yaşamak. O felakettir. Peki helal ve mubah kazandı da gene işte namazını kıldı, orucunu tuttu ama gene helal ve mubah zevklerden kendini alamadı. Caizdir. Caizdir de ahirette her yapılanın karşılığı verilecek. Bir hesabı var yani. Bakın şimdi Mustafa Bey. Aşerim beşere var. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in kalbine bildiriyor. Peygamber Efendimiz'e açık açık buyuruyorlar ki işte Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman Zinnoyen, Hazreti Ali Kerem Allah-u Ece, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhüma. 10 kişi bunlar. 10 kişi. Cennetliksini buyuruyorlar. Hazreti Osman da çok zengin olduğu gibi Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Hazretleri de çok zengin değil. Cennette müjdelenmesine mani olmadı bu halleri. Cennette müjdelenmesine mani olmadı. Ama bir hadis-i şerif var. Bir gün buyuruyorlar, rüyamda kıyamet kopmuş. Mahşer yerinden herkes geçiyor. Cennetin kapısında bekliyorum. Eshabın hepsi geldi. Fakat Abdurrahman bin Avf bekledim. Ümidimi kese yazdım, gelemeyecek diye. Cennette müjdelenmiş. En sonunda güç bela geldi buyuruyorlar. Nerede kaldın diye sordum. Ya Resulallah, malın hesabı daha yeni bitti. Ya.
Dünyada zevk sefa da onun hesabı var. Ki o mübarek zevk sefası da yok yani. Yok. Bir de zevk sefa olursa demek ki onun, onun hesabı ne kadar sürer kim bilir. Ve hadis-i şerifte de geçiyor. Bak cennette müjdelenmiş. Fakirler 500 yıl önce girecekler. Zenginlerden. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hazretleri de öyledir buyururlar. Aşere-i beşereden bu. Aşere-i beşereden bu. Bu işe kası yok bu işin. Hani Allah-u Teala kadir mutlaktır. Burada da orada o ayrı bir mesele. Ama orada mutlak adalet tecelli ediyor. Mutlak adalet. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Gerçi koyun boynuzlu olmaz ama hadis-i şerifte öyle geçiyor. Boynuzu yok, öbürsü boynuzlu gelip boynuzluyordu dünyadayken. Çekiliyordu. Şeylerde bile var, kuşlarda bile var. Büyükler gelin üstünden o şekilde. Küçükler kaçıyor. Hele arslanlarda var o. Dişiler avı yakalıyor. Erkek böyle yelenecek, sallana sallana geliyor, hepsi çekiliyor. Bu beyefendi doyacak, ondan sonra kalandan onlar gidecekler. Bunlar da aynı şekilde dünyada da insanın yapmış olduğu her şey önüne konacak. Önüne konacak. Yani helal ve mubah olan, yani izin verilen zevklerle zevklenebiliyor, izin verilmiş ama bunun da bedeli var. Onda onun hesabı var. Hesabı var. Zevk ve sefa sürmek için çok yaşama istemeye tuğle emel denilmiş. İbadet yapmak için çok yaşama istemek tuğle emel olmaz buyuruyor. Tuğle emel sahipleri ibadetleri vaktinde yapmazlar. Tövbe etmeyi terk ederler. Kalpleri katı olur, ölümü hatırlamazlar. Vaaz ve nasihattan da ibret almazlar buyuruyor. Kötülüğe bak ya. Kötülüğe bak. Ve hadis-i şerifte lezzetlere son veren şeyi çok hatırlayınız. Ne o? Ölümü. Ölümden sonra olacak şeyleri bildiğiniz gibi hayvanlarda bilselerdi yemek için semiz hayvan bulamazdınız. Nitekim kitaplarda anlatılıyor. İsa aleyhisselam havarilerle beraber bir yere gidiyor. Böyle dağın eteğinde sürü inmiş böyle. Orada bir yol var. O yoldan gidiyor İsa aleyhisselam havarileriyle beraber. Ta yola kadar da inmiş sürü hayvanlar. Orada bir koyunun önünden geçerken eğilmiş kulağına bir şeyler söylemiş. Çoban da yamaçtan görmüş bunu. Çekmişler gitmişler. 2-3 hafta sonra geri dönmüşler. Tekrar oradan geçerken o sürü gene orada. Çoban koşarak gelmiş İsa aleyhisselama. Demiş bu koyuna ne dediniz siz? 3 hafta önce buradan geçmiştiniz. İsa aleyhisselam diyor ki ne diyeceğim? Yok yok efendim diyor. Siz 3 hafta önce geçtiniz. Kul eğdiydiniz. Ha dedim ki ölüm var dedim. Koyunun olmuş. Ölüm var dedi. Dedi o günden beri bu hayvan ne yiyor ne içiyor diyor. Bir deri bir kemik kaldı. Bak işte bak. Ölümden sonra olacak şeyleri bildiğiniz gibi hayvanlar da bilselerdi yemek için semiz hayvan bulamazdınız. Yemek için hayvanda nefsi olmadığı için tesir etmiş o ulu lazım peygamberin sözü. Bize peygamberin sözleri de geliyor, alimlerin kendi geliyor. Tabii canım öleceğiz ya falan filan. Hatta biz de anlatıyoruz. Hatta anlatıyoruz da ama aynı şekilde yine devam ediyoruz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü tuğli emel sahibi hep dünya malına mevkisine kavuşmak için ömrünü harcar, ahireti unutur. Yalnız ve zevk ve sefasını düşünür. Çoluk çocuğun nafakasını temin etme konusunda orada fıkıh kitaplarında bir de geniş bir şey var. Bir senelik diyelim ki yiyecek, gıda maddesi saklama falan tuğli emel olmaz. Ama bunlar da derece derece. Şimdi Ashab-ı Kiram'dan bizzat bir ay sonra ödemek üzere bir şey satın alıyor. Bunu da Resulullah Efendimiz duyuyor. Siz buna şaşmadınız mı buyuruyorlar. Tuğli emel sahibi olmuş. Bir ay sonra. Evet. Biz şu anda 120 ay, 140 aylık taksitlere giriyoruz. Taksitlere giriyoruz. 10 sene, 15 sene. Siz buna şaşmadınız mı diyor, buyuruyor. Tuğleme sahibi olmuş mu? Allah Allah, Allah Allah. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki cennete girmek isteyen uzun emel sahibi olmasın. Dünya işleriyle uğraşması ölümü unutturmasın. Haram işlemekte Allah-u Teala'dan haya etsin. Buyuruyorlar. Bunun için tuğmel hastalığından kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lazımdır buyuruyor. Ölümün her an geleceğini düşünmelidir. Sıhhatin, gençliğin ölme mani olmadıklarını unutmamalı. Hakikaten oluyor. Eskiden mesela bizim gençlik yıllarımızda biz hatırlıyorum Mustafa Bey. 50 yaş ve üzerinde kalp krizi oluyordu.
Ya sonra bu düştü, elinin altına düştü, düşe 30 yaşındaki falan, 25 yaşındaki derken 20 yaşın altındakiler bile kalp krizi geçiriyor şimdi. Enteresan bir şey. Çocuklardaki ve gençlerdeki ölüm sayısının yaşlılardaki ölüm sayısından çok olduğunda istatistikleri göstermektedir. Çok hastaların iyi olup yaşadıkları, çok sağlamların da çabuk öldükleri hep görülmüştür. Bunun için efendim İslam alimlerinin buyurduklarında çok hoş bir şey var. Hayırlısını istemeli. Ya Rabbi, hatta kitaplarda anlatırken ölümü istemek, yani çok sıkıntılı zamanlarda ya Rabbi yerin altı benim için hayırlıysa yerin altını, üstü hayırlıysa üstünü diye dua etmeli. Yoksa efendim işte çok yaşayayım falan, hayırlısın, hep hayırlısın istemeli. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala buyurdu ki, ey insanoğlu, şu üç şeyin biri senin, biri benim, biri de aramızda ortaktır. 1. Kulluk edip bana hiçbir şeyi ortak koşmamak sana mahsustur. 2. İşlediğin amelin karşılığını vermek bana mahsustur. 3. Aramızda ortak olan senin dua etmen, benim de kabul etmemdir. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Kim bilir ne söylerler, feryat eden bülbüller. Kim bilir ne söylerler, feryat eden bülbüller. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah. Onlarda bütün dersler yine de şükrederler. Onlarda bütün dertler yine de şükrederler. Salat selam söylerler, hep menzile ererler. Salat selam söylerler, hep menzile ererler. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah. Sen Allah'ı seversen, Allah seni sevmez mi? Sen Allah'ı seversen, Allah seni sevmez mi? Emrince hizmet etsen, Hak ecrini vermez mi? Emrince hizmet etsen, Hak ecrini vermez mi? Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah. Sen rıza kapısından aman Allah'ım desen, sen rıza kapısından aman Allah'ım desen.
sen o alemler sultanın, lebbeyk kulum demez mi o alemler sultanın, lebbeyk kulum demez mi? Aman Allah illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Aşık derviş ne söyler, söyler de kimler dinler? Aşık derviş ne söyler, söyler de kimler dinler? Bu yollar Hakk'a gider, gidenler rahat eder. Bu yollar Hakk'a gider, gidenler rahat eder. Aman Allah illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Aman Allah illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye. Bir din adamı, hangi asırda bulunursa bulunsun, peygamberin ve eshabının bildirdiklerine uymazsa, sözleri, işleri ve itikadı, bunların bildirdiklerine uygun olmazsa ve nefsine, düşüncelerine uyarak, İslamiyetin dışına taşarsa ve aklına uyarak, İslamiyetin inceliklerine karşı gelir, anlayamadığı bilgilerde dört mezhebin dışına taşarsa, bu kimsenin kötü din adamı olduğu anlaşılır. Allahü Teala bunun kalbini mühürlemiştir. Gözleri hak yolu göremez, kulakları doğru sözü işitemez. Buna kıyamette büyük azap vardır. Allahü Teala bunu sevmez. Bunun gibi olanlar peygamberlerin düşmanıdırlar. Bunlar kendilerini doğru yolda sanır, yaptıklarını beğenirler. Halbuki bunlar şeytanın yolundadırlar. Bunlardan aklını toparlayıp doğruya dönebilen çok azdır. Bunların her sözü tatlı olur, yaldızlı olur, faydalı görünür. Halbuki düşündükleri, beğendikleri şeyler hep kötüdür. Ahmakları aldatarak kötü yola, felakete sürüklerler. Sözleri kar yağınları gibi parlak, lekesiz görünür. Fakat hakikat güneşi karşısında eriyip giderler. Allahü Teala'nın kalplerini kararttığı ve mühürlediği bu kötü din adamlarına bid'at ehli, yani mezhepsiz din adamı denir. Bunlar itikatları ve amelleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ve icma-i ümmete uymayan kimselerdir. Bunlar doğru yoldan sapmış olup Müslümanları da felakete sürüklemektedirler. Bunlara uyanlar cehenneme gideceklerdir. Selef-i Salihin zamanında ve sonra gelen din adamları arasında böyle bozuk olanlar çok vardı. Müslümanlar arasında bunların bulunması, insanın bir uzvunun kangren veya kanser olmasına benzer. Bu yarayı yok etmedikçe, sağlam kısımlarda felaketten kurtulamaz. Bunlar, bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan hastalar gibidir. Bunlara yaklaşanlar, zarar görür. Bunların zararına yakalanmamak için yanlarına yaklaşmamak lazımdır. Maruf-u Kerhi Hazretleri. Bugün
doğum tarihinin kayıtlara düşülmediği kadar sessiz, fakat vefatına bütün bir cihanın ağladığı, bir âlemin ölümü gibi vefat eden bir büyük âlimin, evliyanın, Allah dostunun, Maruf-u Kerhi Hazretlerinin hayatını anlatacağız. O öylesine bir seçilmiştir ki, anne babası Müslüman bile değildir. Hristiyan anne baba, çocukları olan Maruf'u ve kardeşini Hristiyanlığı öğrenmeleri için bir kiliseye gönderirler. Fakat bir şeyler ters gidecektir. Daha ilk derste Maruf, aklın yaşla ölçülemeyeceğinin en büyük örneklerinden birini vererek, kendisine ısrarla haşa Allah üçtür diyen papaza, haşa Allah'a ortak nasıl olur, öyle ilah olur mu, o elbette ki birdir diye haykırır. Her defasında dövülen Maruf, yine de o yaşına rağmen hakikati haykırmaktan vazgeçmez. Allah elbette birdir. Hiç insandan ilah olur mu? Hiç onun ortağı olur mu? Böylesi bozulmuş ve neshedilmiş, yürürlükten kaldırılmış bir dinin mensupları olan anne babanın, böylesi nasipli, çocuk yaşta bir evladı olması az görülmüştür. Bu, Allahü Teala'nın lütf ve ihsanının Maruf'u muhabbet ve hidayet kemendiyle yakalamış olmasının bir tezahürüdür ki, evliyalık seması yıldızlarının en parlaklarından olacak olan bir yıldızın doğum müjdesinden başka bir şey değildir bu. Maruf'a kendisine kabul ettirilmek istenen batıl itikadın yanında her gün dövülmesinin acısı elbette pek hafif gelir. Ve Maruf kiliseden kaçarak perişan bir halde bir camiye sığınır. Camiler onun sığınağı, camilerde Allah dostlarının sohbetleri onun gıdası olmuştur. Geçer yıllar. Günün birinde sığındığı bir camide vaaz veren İbn-i Semmak Hazretlerinin ciğerleri muhabbet korlarıyla perişan edip yakan sözleriyle geçer adeta kendinden. İbn-i Semmak Hazretleri şöyle buyurmaktadır o an: kim Allahü Teala'dan tamamen yüz çevirirse, Allahü Teala da ondan tamamen yüz çevirir. Kim kalbiyle Allahü Teala'ya kavuşmayı arzu eder ve ona koşarsa, Allahü Teala onu rahmetiyle karşılar. Bütün herkesin kalbinde onun muhabbeti hasıl olur, ona gelirler. Dertlere ve belalara sabreden kimseye de rahmetini ihsan eder. Maruf bu sözlerin büyüklüğüyle ve aşkıyla kendinden geçmiş ve o anda kalbiyle Rabbine iltica etmişken İbn-i Semmak Hazretleri aniden susar ve "Bağdatlı genç nerede?" diye sorar. Herkes Maruf'a bakmaktadır. İbn-i Semmak onun başını okşayıp "Ey Allah'ın muhabbetine kavuşan kişi!" deyince, rahibin yaptığı eziyetler, ailesinden kaçıp diyarını terk etmesi, dahası bu Allah dostunun muhabbetiyle gözünden boşanır yaşlar. Daha sonra İbn-i Semmak Hazretleri, Büyük İmam Ali Rıza Hazretlerine gönderir Maruf'u. Maruf-u Kerhi, onun önünde Müslüman olmakla şereflenir ve seyyidlerle birlikte yaşar. Onun meşrebi, huyu ve muhabbeti o kadar uyar ki Resulullah'ın torunlarına, İmam Ali Rıza Hazretleri, onun için Ehl-i Beyt'ten sayılan Selman-ı Farisi Hazretlerini misal gösterir ve Selman-ı Farisi ceddimize ilhak edilip Ehl-i Beyt'ten sayıldığı gibi Maruf da bize dahil edilmiştir müjdesini verir. İçtihat makamına da kavuşan büyük evliya Maruf-u Kerhi Hazretleri buyurdular ki: dünya sevgisinin kalpten çıkarılabilmesi ancak Allahü Teala'ya karşı halis sevgi, tam bir muhabbet ve Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak ve men ettiklerinden sakınmakla mümkündür.
amelsiz cenneti istemek ve emir olunduğunu yapmadan rahmet ummak cahillik ve ahmaklıktır. Evliyanın üç alameti vardır. Düşüncesi hak ola. İşleyeceği işi hak ile işleye. Meşguliyeti daima hak ile ola. İslam ahlakı. Nifak, münafıklık içinin dışına uymamasıdır. Kalbinde küfr olan kimsenin mümin olduğunu söylemesi dinde nifak olur. Kalbinde düşmanlık olup dostluk göstermek dünya nifakı olur. Küfrün en kötüsü dinde nifak yapmaktır. Hadis-i şerifte Müslümanlara sözleriyle dostluk gösterip davranışlarıyla düşmanlık edenlere Allahü Teala ve melekler lanet eylesin. Ve münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder, buyuruldu. Böyle kimse, Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa da münafıktır. İnat ve mükâbere, hakkı doğruyu işitince kabul etmemektir. Ebu Cehl ve Ebu Talip, inat ederek, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğuna inanmadılar, inkâr ettiler. İnat, riyadan, hıktan, hasetten yahut tamadan hasıl olur. Hadis-i şerifte, Allahü Teala'nın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir, buyuruldu. Hadis-i şerifte, mü'min vekar sahibi olur, yumuşak olur, buyuruldu. Vekar sahibi, dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sarp kaya gibi olur. Bir dağ, zamanla aşınabilir. Mü'minin dini hiç aşınmaz. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Suriye'nin güzel şirin ili Halep'ten sesleniyorum. Sefahiye Camii'ni anlatmaya çalışacağım. Burada tabii çok insan trafiği var. Geçelim içeride ben anlatayım efendim. Caminin küçük bir avlusu var. Duvarları yüksek. Burada evlerin de diğer bazı yapıların da duvarları hayli yüksek tutulmuş. Avluların etrafındaki sıcak memleket olduğu için efendim. Güneş sadece tepede olduğu zaman içeride olanlar rahatsız ediyor. Açı yapmaya başladı mıydı? Sabah doğuştan akşam üzeri batışına kadar bu şeyi insanlara güneş ışıkları fazla rahatsızlık vermesin niyetiyle yapılmış. Bu cami Sefahiye Camii giriş kapısı itibariyle Halep'teki camilerin giriş kapısı en muhteşem olanları. Birisi. Üzerinde güzel bir kitabesi var. Kitabede İnşa Hazel Abdülfakir Elallah veya İlallah Ahmet Salih Şafii şeklinde kitabe devam ediyor. Bu yaptıran banisi olan Ahmet İbni Salih İbni El-Seffah Memlüklü büyük bir ihtimal emirlerden birisiydi. 1425'lerde bu camiyi inşa ettirdi. Ve taş işçiliği olarak da gerçekten renkli taşların birbiriyle güzel bir şekilde mezcedilmesini sağlamış kuvvetli bir mimarın burayı yaptığını zannediyoruz. Şimdi bu avlusunda herhangi bir özelliği yok bu an için. Buradan harim kısmına doğru gidiyorum. Şimdi taç kapısının yani harime girilen kapının hemen üstünde çok uzun 10 metre kadar
devam eden, caminin yapıldığı tarihten kalma bir besmele-i şerif ve ondan sonra da Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra ve iz diye başlayan bir ayet-i kerime ta duvara kadar gidiyor ki duvarın orada bir çöküntü de yapmış. Demek ki şu duvar daha sonradan bir yer değiştirdi veya bir eklemeler yapıldı anlamına geliyor bana. Giriyorum harim efendim. Şimdi harim kısmına girmiş olduk Sefahiye Camii'nin. Harimi çok geniş bir alan değil. Kıbleye doğru dikdörtgen uzunlukta. Yani birinci safta olanların daha çok sevap kazanan daha çok insan olsun niyetine hep buralarda kıbleye doğru uzun dikdörtgen şekilde camiler hazırlanıyor. Burada mihrap var. Bir mihrap da burada var, mihrapçık. Bu da ikinci bir cemaat için gene önünden kimseler geçmesinler diye yapılan bir düzen. Görüldüğü gibi burada minber yok. İşte minber yerine yine üç basamaklı olarak böyle bir şey daha sonraki dönemlerde yapılmış. Buranın, Sefahiye'nin medrese ve cami olarak yapıldığını kuvvetle tahmin ediyorum. Dolayısıyla avlusunun olduğu yerlerde de öğrenci hücreleri bulunabilirdi. Biz bulamıyoruz tabii şu saatte de. Ta 1425'lerde yapılmış olan bir yapının 600 sene sonra medrese odaları kalmazsa bu hangi işgalci tarafından yıkıldı, tarihin hangi döneminde yapıldı çünkü çok el değiştirmiş. Memlukiler nihayet başa geçince evvela Zengiler, sonra Eyyubiler, sonra Memlukiler burada çok güzel bir şekilde eğitim müesseselerini geliştirmişler ve insanların eğitimsiz, inançsız kalmalarını hakikaten Allah razı olsun önlemişler. Onlara gıyaplarında dua ediyoruz. Burada hemen esas ana mihrap var. Mihrabın iki yanında mermer iki tane sütun ki buranın ifadesiyle bunlar kadim sütun deniyor. Yani evvelden kalmış olan sütun deniyor. Ve mihrap tabii zamanla boya ile biraz bazı yerleri kapatılmış, düzeltilmiş. Caminin tepesinde bir kubbesi yok. Biz göremiyoruz. Evvelden de olmadığını zannediyorum. Çünkü yapı tarzı öyle. Tonozlar şeklinde bilhassa beşik tonoza burada önem verilmiş. Sağlam bir yapı meydana getirilmiş. Şurada kıbleye doğru döndüğümüzde sol tarafta bir girinti var. Sağda da var aynı girinti. Maksadını bilmiyoruz. Ama daha sonraki zamanlarda burayı bina eden kişinin, Salih Efendi'nin aile efradından iki kişiyle beraber buraya definleri olmuş. Şu kısımdaydı. Daha sonra bunlar bir şekilde aşağıya indirilmiş. Veya şu olmuş olabilir, Memluki zamanında da bu şekilde olabiliyor idi. Kabirler ekseriyetle insanlardan bir hürmetsizlik gelmesin diye kabirler aşağı katlara konuyor, yukarıya da temsili sandukalar konuyor idi. Zannediyorum bu öyle bir durumdu. O temsili sandukalar kalkınca burası düzlendi ve üzerinde namaz kılınacak bir şekle geldi. Kılınır mı? Kılınır efendim. Kılınır. Kabre doğru namaz kılınmaz ama aşağıda olunca kılınır. Bugün Diyarbakır'daki Hazreti Süleyman Camii'nin orada da efendim birçok kıymetli mezarlar 12 tane hatta 17 tane sahabe-i kiramdan aleyhimürdvan kişilerin kabirleri üstte sandukaları var ama çok daha aşağılarda metrelerce aşağı iniyorsunuz. Orada esas metfun bulundukları makberler var. Yani bunun böyle olması birisi yarın bakıp da kayıtlarda buradaki kabirler kalkmış vay kabirleri sökmüşler camiden yani çok ters gibi görünebilir. Böyle de düşünmemek lazım. Efendim, programı burada bitirmedik. Cami küçük olduğu için bitirmedik. Bir şey daha ekleyeceğiz buraya biz Allah nasip ederse bugünkü programımıza. Hemen bu caminin, Sefahiye Camii'nin taç kapısının karşısı köşesi. Yani aradan bir tek yol geçiyor. 4 metre ötede Gevher Mülük Sultan'ın bir türbesi var. Oraya gideceğiz. Orası özel mülkiyete geçmiş. Bir kısmında ev var.
ev halkının giriş müsaadesine bağlıyız. Şahsın özel mülküne rıza gösterirse çekeceğiz, rıza göstermezse çekmeyeceğiz gibi bir durum doğdu. Onun için de ben kapısının önünden size bu eseri tanıtmaya çalışacağım. Gevher Mülük Sultan kimdir? Onun hakkında bilgi vereceğim. Geçelim oraya efendim. Gevher Mülük Sultan veya Gevher Melik Şah Sultan'ın türbesinin önündeyiz. Demir kapı var avlu duvarında. Özel bir mülk, şahsın evi. Bir yanında da türbe duruyor. Biz herhalde ev sahibi bir yerlere gitti. Ev sahibiyle muhatap olsaydık rahat bir şekilde açtırabilecektik. Ben öyle ümit ediyorum. Suriyeliler çünkü çok kolaylık gösteriyorlar. Ama evde insan yok. Ne yapalım? Biz de randevu alıp da gelmedik tabii bu hususta. Şimdi kimdir Gevher Melik Şah Sultan? Onu arz edeceğiz. II. Beyazıt Han'ın kızları. II. Beyazıt Han'ın Arnavutluk tarafındaki seferinde oradaki bir dükkanın tekrar orası fethedildikten sonra yerinde bırakılmasının karşılığında oğlunu rehin olarak İstanbul'a getirdi. Bu o zamanın adetiydi. Hemen her memleket için böyle bir şey söz konusuydu. Osmanlı zaten fethettiği yerlerdeki valileri, idarecileri çok hain bir durumu yoksa, çok düşmanca davranmadıysa onu orada bırakırdı. Demek ki halk seviyor, burayı idare etmek daha insani olur diye düşünürdü. İşte o getirilen çocuk efendim Müslüman oldu, Enderun'da eğitim gördü, başına tac etti, kızını verdi efendim. Padişahın damadı oldu, II. Bayezid Han'ın. Sonra bunun da çocuğu oldu. Çocuğuna da Mehmet ismi kondu efendim. Dükakinzade Mehmet. O da iyi bir eğitimden sonra Osmanlı'nın paşalarından oldu. Ve Halep'te vali olarak bulunurken annesi Gevher Melik Şah Sultan hacca gitti. Osmanlı hanedanından padişahlar hariç hanedan üyeleri her sene belli bir program dahilinde hacca giderler gelirlerdi. Ekserisinin de gidiş geliş yolu Halep'e uğrardı. Mecburen o günün ulaşım imkanlarında. Gevher Melik Şah Sultan da hac görevini yapıp dönüp geldikten sonra Halep'te oğlun evinde misafir kaldı. Ancak enteresan bir şekilde Halepliler bu hanımefendiye çok hürmet ettiler. Çok yaşlıydı tabii o zaman. Çok hürmet ettiler. Birkaç konak öteye karşılamaya çıktılar hacdan gelirken. II. Beyazıt Han başta değil o zaman efendim. 1551 Kanuni Sultan Süleyman Han başta. Buna rağmen eski sultanın kızıdır diye çok hürmet ettiler. Evlerinde misafir etmeye çalıştılar. Tabii Osmanlı'da adetti. Bu şekilde orada burada evlerde misafir kalınmaz. Efendim nerede indiyse orada oğlunun evinde misafir kalırdı. Ve oğlunun evinde misafir kalırken de emri hak vaki oldu. Halep'te vefat etti. Yani Halepliler onu sevdi. O da Halep'i sevdi efendim. Sevgiler karşılıklı denir ya. İşte bu hanımcağızın bu duvarın ardında türbesi var. Kubbeli bir türbe. Önünde de bir kitabesi var. O günden kalma bir kitabesi var. Kitabede yazanları ben size buradan çevirisini okumaya çalışacağım. Daha önceden okuttuğumuz için bu tedbiri aldık. Bir giriş kapısı var. Kemerli bir kapı ve kubbeli bir mekandır. Kare plandır. Yazıyor ki kitabede. Haza binte melikül melakete Taç el ulüvül el saadetül merhume Gevher Melik Şah Sultan binti kızı Ayşe binti Sultan Bayezid Han Minel Osman kat haccet ila Beytullah el Halim ve adatı Ali Halep vilayeti veledehe Emirül Emsa el Uzzamı Hazreti Muhammed Paşa. Bu da Halep'te doğmuş olan, babası Ahmet Paşa da burada bulunduğu için Halep'te doğmuş olan Muhammed Paşa'nın da annesi diyor ve ölüm tarihi olarak da 1551'in karşılığı olan 959'u Kanuni Sultan Süleyman Han'ın zamanını söylüyor. Allah Teala rahmet eylesin. Biz duvarların ardından fatihalarımızı okuduk. Siz de Halep'i gezmeye geldiğiniz zaman Gevher Mülük Sultan'ı inşallah
kapısını bir gün açık bulursunuz, tembih edersiniz buradaki ev sahiplerine de, aman bu bizler için çok önemlidir diye, bakarsanız sizin tesirinize bir ziyaret yeri olarak gelen, Türkiye'den gelen kardeşlerimiz için tur rehberleri burada programlarına alıverirler. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere iki yeri tanıtmaya çalıştık. Birisi Safahiye Camii ve Medresesi, ikincisi de hemen karşılıklı. Safahiye Camii ve Medresesi'ne çok yakın, arasında 20 metre bile bir mesafe yok. Karşı tarafta, artık geldiğiniz zaman da burayı ziyaret için bir yollar lütfen arayın ki burası da bir ziyaretgah haline gelsin. Şimdi arabaların çok gelip geçtiği bir yerdeyiz. Daha fazla da buralarda durmak istemedik. Bir de korna meselesine bizim gücümüz yetmiyor. Çok korna sesleri bu programda girdi, ben farkındayım. Ben rahatsız oldum, siz haydi haydi rahatsız oldunuz. Bunun için de sizlerden peşinen özür diliyoruz. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.